Herkese günaydın. Piyasa Masası ile karşınızdayız. Araştırma uzmanımız Kutay Korak'la beraber. Kutay günaydın, hoş geldin. Birazdan soracağım sana bu takaslardan dolayı nakde dönme ihtiyacı var mı? Bayram öncesi nasıl fiyatlamalar diye, ama onun öncesinde bir sürü rapor da var tabii Kutay'la yine konuşacağımız. Ve piyasaları yorumlayalım. Viyop eksi de açıldı. Birazdan Borsa İstanbul açılışında karşılayacağız. Ahlatçı yatırımda Ayda Coşar olacak bizimle. Ayda günaydın. Sen de hoş geldin. Neler söylersin? Bir yandan PPK'yı, TCMB'nin faiz kararını bekliyoruz. Öte yandan bayrama artık çok az bir zaman var. O yüzden işlem hacimleri, trendler ne olacak TL varlıklarda, o da merak ediliyor. Hemen söz sana vereyim. Tabii işlem hacimleri son dönem oldukça düşük ve yatırımcı ilgisi zayıf olduğunu söyleyebilirim borsaya. Zaten bayram öncesi faizden yararlanmak için yatırımcıların nakde geçme isteğinden dolayı son günlerde Borsa İstanbul diğer yurtdışı borsaya göre negatif olarak ayrışıyordu zaten. Dün de ABD tarafından son yılların en yüksek gelen enflasyon verileriyle beraber yurt dışına satışlar oluşunca yurt içinde sert aşağı yönlü hareketlere şahit olduk Borsa İstanbul tarafında. Bu sabah da bakarsak Asya piyasaları negatif, ABD vadeleri negatif, yurt içinde de negatif bir açılış bekleyebiliriz. Daha sonra Merkez Bankası da piyasa yönünü bulabilir. Ama Borsa İstanbul için şu anda aşağı yönlü risklerin olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda 1360 direnç diye kabul edebiliriz. Aşağıda 1340-1320 desteklerine doğru hareketler görürsek sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Öte yandan bugün tabii Merkez Bankası kararı var yurt içinde. Son dönemdeki gelen enflasyon verileri, ayrıca enflasyon yurt dışında da yükseliyor olması, diğer gelişmekte olan ülke merkez bankalarının sıkılaştırmacı politikalara geçmeye başlaması, faiz indirimi konusunda Merkez Bankası'nın burada elini zayıflatıyor. Bu açıdan bu toplantıda herhangi bir faiz konusunda bir aksiyon beklemiyorum. Önemli olan karar metni. Karar metnine sıkılaştırıcı ifadeler konulur mu konmaz mı? Burası piyasalar üzerinde etkili olabilir. Dolar TL tarafında, Dolar TL tabii Merkez Bankası faiz konusunda bir aksiyon olmaz. Faiz indirmez beklentiyle beraber son günler oldukça stabil davranıyor. Baktığımızda yukarı doğru hareket etmediğini görüyoruz. Genellikle 8.60 civarında sabitlendiğini görüyoruz. Bugünkü eğer beklendiği gibi Merkez Bankası herhangi bir faiz konusunda karar almazsa, bir aksiyonda bulunmazsa Dolar TL tarafında 8.60'ın da aşağısında fiyatlamalar gün içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum. Ayda çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kutay, biraz borsayla başlayalım istersen. Birazdan açılış rakamlarını da karşılayacağız ama senin hazırladığın rakamları da ben önceki kuşakta izleyicilere aktardım. Takaslar, işlem hacimleri, ama sen biraz bahset bize. Tabii. Her sene benzer bir nakde dönme ihtiyacı mı oluyor genelde piyasada? Normalde böyle uzun vadeli tatillerde özellikle elinde kredili hisse senetleri olanlar o uzun dönem içerisinde güzel, küreselde yaşanabilecek veya yurt içerisinde öne çıkabilecek riskli haber başlıklarından kaçınmak için ve aynı zamanda işte tatile gidiyorsun, kafanda haber takip etme gibi bir isteği olmayabilir. O yüzden böyle hani ben... Daha boş, rahat bir kafayla tatile çıkmak. Tam anlamıyla öyle. Nakit ihtiyacı da oluyor tabii. Bu arada piyasada da likitte sıkışıklığı var biraz. Yani merkezin fonlamasında da var. Kesin kes katılıyorum o tarafa. Mesela hani kimi yorumlarda şunu bile görüyorum, işte bazıları mesela döviz satıp dövizin geri çekilmesini oraya bile bağlayanlar olduğunu görüyorum. Yani sonuçta 10 günlük bir aktiviteden bahsediyoruz. 10 günlük bir ekonomik aktivitenin finansal piyasalar tarafında kesileceği bir dönemden bahsettiğimiz için burada nakde dönme ihtiyacı ön plana çıkabiliyor. Diğer taraftan kredili hisse senetlerine ödenebilecek kredi faizinden kaçınmak isteyebilir yatırımcılar. Artı sadece bu kredili mallarda değil, mesela halihazırda elindeki hisse senedini satıp paranı gecelik faizle nemalandırabilirsin. Hani bu işin de o diğer tarafı da var. Sonuçta gecelik faiz orada işlemeye devam eder. Bu mesela bir avantaj olabilir. Artı dediğim gibi işte 10 günün piyasa riskini almak istemeyebilir yatırımcı. Bu gelişmelerden ötürü de en azından şu anlık bizim gördüğümüz satışlarda yurt içi başlığı bu tarafta. Çünkü küresel tarafa dönüp bakıyorum. İşlem hacmi de zayıflıyor tabii borsada. İşlem hacmi, güzel şöyle söyleyeyim sana, 36 milyar TL civarındaydı Ocak ayı ortalama günlük işlem hacmi. Bu rakam işte Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, kademe Haziran dedikçe kademe kademe işte 10 milyarın altına hatta bir dönem geldi değil mi? Ya günlükte o rekor düşük işlem hacmini gördüğümüz olmuştu, son dönemlerin en düşük işlem hacmi. O da 8 milyar TL civarında olabilir. Yanlış bir şey söylemeyeyim tam rakam ama 10 milyar TL'nin altındaydı. Tek hane işlem hacmi BIST 100'de görmüştük. Şimdi de ortalama, ayın ortalamasına bakarsam 10 ila 16 milyar TL bareminde görüyorum ben işlem hacimlerini. Hadi diyelim 12-13 milyar TL ortalama işlem hacmi olsun. Orada da aylık bazda hacimlerde geri çekilme olduğunu da hatırlatalım. Risk iştahı zayıf. Haber başlıkları içeride yine zayıf. Artı Borsa İstanbul'da geri çekilme görüyoruz Güzem, kademe kademe. O yüzden de bazı yatırımcılar işte tırnak içerisinde istemeyebilir. Çünkü piyasa açık. Yani yurt dışı piyasalar açık. ECB'nin toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası'nın işte FED üyelerinin konuşmaları var. Biz kapalıyken gündem de yoğun olacak. Ekstra bir şahin ifade ya da işte taperings'in ya da başka bir şey. Bayram dönüşü açılışta değil mi? Bir sürprizle karşılaşmasına sebep olabilir yatırımcının. Çünkü yani küresel piyasalarda görüyoruz işte, yani ABD'den TÜFE rakamlarını takip ettik dün. Onun mesela oynaklığını çok net bir şekilde izledik birden fazla enstrümanda. Bu gibi risklerden kaçınılabilir. Ben yani işlem hacmi tarafında da son dönemde zaten hani birazdan maliyetlenmelerin yukarıda kaldığından dolayı yatırımcılar artık hani uzun vadeli düşünüyorum ben bu yatırımı deyip biraz da işlem hacimlerinde de yavaşlık görüyoruz. Peki biraz şirket haberlerine de bakalım istersen. Bugün yurt içine ek olarak yurt dışı şirket haberlerini de rica edeceğim senden. Önceki kuşakta çünkü çok vaktimiz kalmadı. Her ikisinde de neler öne çıkıyor sana sorayım. Şimdi yurt içerisinde bir öncelikle şeyden bahsetmek isterim ben. Şirket haberlerinden önce buyback'ler var. Hisse geri alımları. Hatırlarsan biz buna dair bir not paylaşmıştık. Bu hisse geri alımlarında dün mesela Arçelik'i gördüm ben. Kervan Gıda vardı. Koç Holding vardı geri alımlarda. Onun dışında mesela Şişecam vardı. Ulusoy'un ve Vakıfbank'ta yine hisse geri alımları gerçekleştiren şirketler olarak karşımıza geldi. Ki biz bunun mesela tablosunda yakın zamanda yapmıştık. Yani hisse geri alımları piyasa geri çekildikçe aktifliğini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Şirket haberlerine bakarsak öncelikle mesela dünkü önemli notlardan biri Emlak Konut tarafında vardı. İstanbul Beykoz Riva arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi kapsamında 624 adet konut yapı ruhsatını dün aldığını gördük. Bir diğer önemli not ise İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı 5.8 milyar euro gibi borcunu mevcut kreditörlerle yaptığı görüşmeler sonucunda refinanse ettiğini izledik. Boş frenden bir haber başlığı vardı. 2021 yılı yaz döneminde faaliyetlerine kısmen ara vereceğini paylaştığını da hatırlatmış olayım. Bir diğer notta Koray Gaygı Menkul Yatırım Ortaklığı vardı. Orada da 01.06.2021 yani Haziran'ın ilk günüyle 31.08.2021 dönemi için kiralarda yani 2 aylık süre zarfı için neyse 3 aylık süre zarfı için %25 indirim yaptığını gördük. Onun dışında Kervan Gıda tarafında ise Polonya'daki ZPK ve PWC Odra şirketlerinin çoğunlukla paylarının devrinin tamamlanması sonrasında 2021 yılı beklentilerini revize ettiğini gördük. Arçelik'in geri alımında söylemiştik 430 bin adet pay 32 lira 11 TL'den geri alındı. Şimdi Türk Hava Yolları'ndaki yolcu düşüş rakamları 2019'a kıyaslandığında tabii çok sürpriz değil. Çünkü pandemi öncesine geri gelemedi. Pegasus'ta da benzer bir tablo var. İstersen onu da aktaralım. Pegasus tarafında şöyle 1.780.000 kişi burada Haziran ayında yolcu sayısına ulaşılmış. Pandemiyi ölçümlemeyelim. 2019 Haziran'ı kıyaslayalım. Orada mesela %33'lük bir geri çekilme var. Nasıl müşteri sayısında veya yolcu sayısında diyelim. Yolcu doluluk oranına bakıyorum mesela. Önemli bir diğer gösterge. Orada da 11.5 puanlık azalma var. Doluluk %77.1'e gerilemiş durumunda. Hala 2019'a göre kıyasladığımızda. Peki yurt dışı tarafındaki haberleri ekleyeceklerim var mı şirketlere Kutay? Yurt dışında şunu ekleyebiliriz Güzem. Goldman'ın mesela finansallarını takip ettik. Karlılığının neredeyse bir önceki döneme göre 2 katına çıktığını görmekteyim ben. Geçen yılın mesela bu döneminde 2.25 milyar dolarlık kar açıklamıştı. Şimdi çeyreklik karı 5.35 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ona keza JP Morgan beklentilerin üzerinde bir kar açıkladığını gördüm. Euro bölgesinden haberlerde de saat üreticisi firma Swatch grubunda satışlarının %50 arttığı ve 6 aylık dönemden sonra ilk defa zarardan kâra geçtiğini görüyorum. Küreselde de böyleydi. Fakat şunu söyleyebilirim ki bugün Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'da ikinci çeyrek finansallarını paylaşacak. Borsa İstanbul'da içeride %0.18 yukarıda güne başladı. 1349 puanda sınırlı bir yükseliş var. Birazdan rakamlar oturunca Kutay'dan da rica ederim. En çok düşenlere, yükselenlere ve puan bazlı katkıya da bakarız az sonra bugünkü fiyatlamalarda. Şimdi gel istersen biraz raporlara bakalım. Dün çünkü bahsettik, manşet rakamları seninle, hisseleri de paylaşmıştık ama HSBC'de öne çıkan detaylarda neler var dikkatini çeken? Bilançolar tarafında. Bilançoyla başlayalım. Peki, bilançolar tarafında dün hani çok kısa bir özet olarak geçeyim. Yıllıklarda karlılığın ikinci çeyrekte 3 katına çıkmasını bekliyor HSBC. Çeyreksel bazda baktığımızda bir önceki çeyreğe istinaden açıklanacak karlılık rakamlarında %15 büyüme beklediklerini hatırlatmışlar. Kuvvetli bilanço beklediği şirketlerde Anadolu Efes, Erdemir, Kardemir, Petkim, Tüpraş ve Türk Hava Yolları yer alırken zayıf bilanço beklediklerinde Arçelik, Ford ve Ülker yine listelemenin içerisinde yer aldığını görüyorum ben. Bilanço dönemini merak edenler için 26 Temmuz tarihinde başlayacak. Yani bayram dönüşünde biz artık finansalları karşılamaya başlıyor olacağız ikinci çeyreğe dair. Bitiş tarihi 19 Ağustos olacak. Yani kabaca baktığımızda bir aylık süre zarfı, neredeyse 3 haftalık süre zarfı boyunca finansalları takip edeceğiz. İkinci çeyrek hangi açılardan önemli olabilir? Bir, TL'nin değer kaybettiği bir çeyrekten bahsediyoruz. Neye karşı? Mesela dolara karşı %4, euroya karşı %6 değer kaybetti. Bu yüzden FX pozisyonlarında hedge yapmayan kurumların bu taraftan biraz daha karlılıklar noktasında veya finansallar içerisinde negatif katkıları. Bilançoyu döviz cinsinden beyan etmiyorsa tabii. Evet, yani bazıları zaten döviz cinsinden bilançoya tutuyor. Örneğin mesela bu konuyla ilgili Ziraat Yatırım bir çalışma yapmış. Şimdi HSBC'nin raporundan bahsediyoruz ama Ziraat Yatırım da şunu demiş. Döviz pozisyonları ikinci çeyrekte tahmini kur etkisi olan şirketlerde en sert mesela negatif bilançoya katkı sağlayabilecek Türk Hava Yolları'nı görüyorum ben mesela. 617 milyon TL onların yapmış olduğu hesaplamada bir kur etkisinden negatif bir katkı gelebilir bilançoya demiş. Onun dışında Zorlu Enerji burada yer almış. Bakıyorum mesela diğer şirketlerden Ford 60 milyon pozitif katkı sağlayabileceğinden bahsedilmiş. Ona keza mesela Aselsan ve Şişecam kur etkisinden dolayı pozitif bilançoya katkı sağlanabilecek şirketler olarak yer almış. Yani FX pozisyonlarındaki gelişmeler bu dönemde yine finansallar içerisinde önemli takip edilebileceğini hatırlatayım. Peki Kutay, şimdi HSBC'nin bilançosunun öne çıkanları ekleyeceklerim var mı? Yani perakende tarafına da gelelim istersen. Çünkü oradaki raporlar da, notlar da önemliydi. O zaman perakende tarafına şöyle geçeyim ben. Mesela Anadolu Efes var. HSBC'nin finansallarda kuvvetli bekledikleri şirketler arasında. Onu mesela HSBC'nin diğer perakende raporuyla da birleştirdim. Hedef fiyatı da çünkü arttırmıştı değil mi? Evet. Tarafta bakarız ikisinin de detaylarına. Şimdi bakıyorum mesela Anadolu Efes hacimlerde iyileşme bekleniyor. Gerekçeye bakıyoruz. Kalkan Covid-19 kısıtlamalarıyla birlikte tüketici alışkanlıklarının tekrardan canlanabileceği, artı maliyet kontrolünde de iyimser bir tablo çizdiği paylaşıldığını hatırlatayım. Şimdi HSBC'nin diğer perakende ve tüketici raporuna dönersek, orada da tahminlerde özellikle öne çıkan notlarda mesela tercih ettiklerinde ben BİM'i gördüm. BİM tarafında 100 TL hedef fiyat paylaşılmış bu rapor içerisinde. Bir önceki rapora bakıyorum, 92 TL civarındaydı. Neredeyse kabaca %10 yukarı bir revizeyle karşı karşıyayız. Diğer taraftan mesela Anadolu Efes, senin de biraz önce bahsettiğin gibi eski hedef fiyatları 33 liraydı. Şimdi 37 lira olarak yukarı 4 TL'lik bir revizeye gitmiş durumdalar. BİM'i paylaştık. Coca-Cola var burada, CCI diye orada kısaltılmış olan. 85 liraydı eski hedef fiyatları. Şimdi yukarı yönlü revizeyle 100 TL'ye revize edildiğini görüyorum. Potansiyel getiri olarak en yüksek zaten Coca-Cola'yı öne çıkarıyorlar. Evet, Coca-Cola, çünkü mesela Coca-Cola'nın notlarında şu var. Güçlü maliyet disiplini ve satış hacimlerinde iyileşme beklediğini söylemiş HSBC. Artı riskten korunmada ve maliyet artışlarının fiyata yansıtmada gücü olduğunu da söylemiş. Yani maliyetlerde herhangi bir artış gerçekleşirse bunu ürün satışlarındaki fiyatlarına daha kolay bir şekilde yansıtabileceğini, rekabetçiliğinin biraz daha burada ön plana çıktığını görüyorum. Ekonomilerin yeniden açılması ile birlikte tüketici paylarında iyileşme beklediklerini söylemişler. Devam eden Pakistan operasyonlarının son 2 çeyrekte iyileşmesinin kuvvetli olduğunu, bunun da karlılığın büyümesi için de grubu destekleyeceğini söylemiş Pakistan operasyonlarının. Artı burada artan maliyetleri biraz daha risk olarak barındırdıklarını söylediğini paylaşmış olayım Kola için. Mavi var bir diğer şirket. Orada 70 liradan 80 liraya yukarı yönlü tahminler revize edildiğini görüyorum. Artı Şok marketlerde de sadece 1 TL'lik yeni hedef fiyatla eski hedef fiyat arasında fark var. Şok için 18 lira tahminde bulunmuşlar. Burada Ülker ve Migros tarafında bir değişiklik yok. Ülker hedef fiyatları 34 lira, Migros hedef fiyatları da 54 TL. Peki şimdi HSBC'ye ekleyeceklerin var mı? Bilanço tarafı için de istersen onu toparlayalım her iki rapor içinde. Sonrasında biraz model portföy ve tavsiyelere geçelim. O zaman şöyle bir BİM'le hemen kapatayım bunu. Çünkü BİM'de de detaylar vardı. Artı sektöre dair de yorumlar vardı. Bir, alkollü içeceklere hatırlarsan her yılın 6 aylık döneminde bir zam gerçekleşiyor TÜFE kadar. Bu zam gerçekleşmemişti. Bunun yılın geri kalanında pozitif katkı sağlayabileceği paylaşılmış sektörün genelinde. BİM alkol içecek satmadığı için BİM özelinde değil bu tabii. Yok yok, sektörün geneli için. Yani sektör için. Mesela BİM özeline dönersen, o zaman öyle çevireyim. Hane halkının gelirlerindeki bu baskılar discount market diye adlandırılabilecek marketlere eğilimi daha fazla arttırabileceği yönünde bir tahminde bulunmuşlar. Artı hatırlarsan perakende yasası vardı geçtiğimiz günlerde takip ettiğimiz. O yasanın hani tüm sektörü negatif etkileyebileceğini söylemiş, fakat BİM burada sektör paydaşları içerisinde en az etkilenebilecek şirket olarak paylaşılmış diyeyim. Böylece de hani raporu hızlı bir şekilde bu arada şunu da hatırlatalım. Merkez Bankası'na kısa vadeli dış borç rakamları geldi. Hemen onu da aktarayım size. Mayıs ayında 144.9 milyar dolar olarak açıklandı. Kısa vadeli dış borç istatistikleri Mayıs'ta 144.9 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakamın önceki, yani Nisan rakamı da 144.7 milyar dolardı. Şimdi az önce Kutay'ın da aktardığı bu gıda perakendeciliği, öte yandan market zincirlerine dair raporlarda son önümde perakende yasasına ek olarak analistlerin öne çıkardığı bir not var ki o da şu: Türkiye'nin enflasyondaki düşüş yönlü katkısına en büyük aslında destek bu zincirlerden geliyor. Çünkü piyasalarla kıyaslandığında diskont dediğimiz bu marketlerde fiyatlar daha düşük. O yüzden de enflasyonu düşürücü yönde genel olarak fiyat marjları var. O yüzden bunun önemine de hep dikkat çekiyor piyasa uzmanları, ekonomistler. Şimdi Kutay, bilanço sezonu öncesi hep diyoruz ki her şirket kendi bacağına asılacak. Zor bir dönem bizi bekliyor ki bilançolarda ne kadar fiyatlanır göreceğiz. Çünkü eskiden gördük, yani pozitif bilanço açıklanır, o gün çok hızlı bir yükseliş kaydederdi hisse, ya da aksi olurdu değil mi? Düşüşle açılırdı. Evet, yani veya işte bundan daha iyi bilanço açıklayamaz diye yorumlanıp çok sert satıldığı da olurdu. Evet. Bakın mesela bu bilanço döneminde ben de çok merak ediyorum. Çünkü hem pandemi etkisinden dolayı iki çeyrek arası, yani geçtiğimiz yılın ikinci dönemiyle bu yılın ikinci dönemi arasında çok ciddi farklılıklar olacak. Burada mesela önümüzdeki döneme dair de şirketler beklentilerini de paylaşıyor gelecek döneme yönelik. Burada beklentilerin ne yönde oluştuğu önemli olacak. Aynen öyle. Çünkü hani en kötüyü biz geride bıraktık, bundan sonra yolumuza çok daha sağlam bir şekilde devam edeceğiz diyen firmalar da çıkacaktır illa ki. Peki biraz model portföylere bakalım istersen. Dün yatırım finansmanın Garanti Bankası'na dair bir raporu vardı. Biraz ona girizgah yapmıştık. Onun detaylarını sorayım. Aynı zamanda garantiden de, garanti yatırımdan da bir model portföy güncellemesi var. Orada da Yapı Kredi Bankası vardı. Ona da hemen bakarız. Şimdi dün de tam burada kalmıştık aslında programın sonuna doğru. Garanti Bankası'na yönelik bir tahminlerini paylaşmış yatırım finansman. Burada 3 kalemde bunu inceleyebiliriz. Hani bir, bilanço beklentisi; iki, hedef fiyatlar ve aynı zamanda kar tahmininin de detaylarını konuşuruz. Özellikle kar iyileşmesi ve cazip değerlemeler hisse fiyatını destekliyor başlığının atıldığını görüyorum ben. Burada değer düşüşüne sebep olan Türkiye'nin CDS, faiz seviyesi, TL reel efektif kur gibi parametrelerinde kırılganlığa işaret eden makro belirsizliklerin devam ettiği aktarılmış. Kısa vadede TL'yi destekleyebilecek katalistlerin, ki bunların içerisinde faiz oranının düşüşünün ertelenmesi, DTH'lardaki daralma, bunların etkisinin daha görülmediği aktarılmış. Hisse fiyatındaki artışa baktığımızda 2021 yılı için tahmini piyasa değeri bölü defter değerinin 0,49'lar civarında, FK'nın 3,4'e işaret ettiğini ve karlılık iyileşmesinden kaynaklandığını söylemişler hisse fiyatındaki iyileşmenin. Burada artışın, veya daha doğrusu diyelim, bilanço beklentisi de var. Bilanço tarafına bakıyorum. 2021 yılının ikinci çeyreğinde 2,8 milyar TL solo net kar bekliyorlar. Bu net karlılık bir önceki çeyreğe göre kıyaslarsak %9'luk bir artışa işaret ederken 2020 yılının ikinci çeyreğine göre kıyasladığımızda yıllıkta %77'lik karlılıkta bir büyüme tahmini oluşmuş durumda. Olası bu çeyrekte karlılıklar 2.8 milyar TL olarak gelirse Garanti Yatırım'da, bu da çeyreklik öz kaynak karlılığını %16.9'a kadar çıkarttığını hatırlatalım. Diğer cepheden 2.5 milyar TL seviyelerinde swap maliyetleri ve aynı zamanda 1.1 milyar TL civarında da ticari zarar tahmini de bulunduğunu görüyoruz yatırım finansmanın ve aynı zamanda komisyon gelirlerinde %55'lik büyüme, faaliyet giderlerinde ise yıllık %18'lik artış beklediklerini paylaşmışlar. Bunun dışında öz sermaye karlılığında bankacılık sektöründe lider konumunu korumasını beklediğini söylemişler Garanti Yatırım için yatırım finansmanı paylaşmış olduğu raporda. Detaylara bakıyorum. 2021 net kar beklentileri Bloomberg piyasa beklentisinin yine halihazırda %13 üzerinde olduğunu paylaşmışlar. Burada hedef fiyatta raporun içerisinde yer almış. Hedef fiyata baktığımda 11 TL hedef fiyatları varmış eskiden. Şimdi yatırım finansmanın Garanti BBVA Bankası'nın için hedef fiyatı 11 lira 80 kuruş olarak belirlendiğini görüyoruz. Yani hem bilanço hem de aynı zamanda hedef fiyatlar bu şekilde. Peki Yapı Kredi dedin, oradaki detayları da aktaralım istersen. Garanti BBVA model portföyüne ekliyor. Evet, Yapı Kredi'yi model portföyümüze ekliyoruz şeklinde başlık atılmış durumda. Burada bir, Yapı Kredi'nin yılbaşından beri bankacılık endeksine göre %3 negatif ayrıştığı aktarılmış. Onun dışında bakıyorum mesela finansallarını 30 Temmuz'da paylaşacağını söylemişler bilançoya yönelik. Kredi büyümesi diğer özel bankalara ortalamalarına yakın, fakat marj taraflarının güçlü kaldığı paylaşılmış. Şirketinde, bankanın net karında %30 büyüme ile diğer bankalara göre daha olumlu ayrışmasını beklediklerini söylemişler. Kutay, çok teşekkürler aktardıkların için. Şimdiden sana da iyi bir tatil diyelim. Yarın bir ara vereceğiz ama Cuma yine beraberiz. Evet. Piyasa masasını noktalıyoruz. Sonraki buluşmamız saat 11'de Fokus'ta. Hoşçakalın.